3 tane erkek evlat. O anne çocuklarını doğuruyor, besliyor, büyütüyor, emek veriyor. Sizin gibi meslek sahibi yapıyor, iş sahibi yapıyor. Sonra o 3 evlat bir anneye bakamıyorsunuz. Ne alakası var bunda ya şimdi? Şöyle söyleyeyim ben size. Ne alakası mı var? Evet biz bakıyoruz ama annem evden kaçıp duruyor. Biz zaten... Siz de diyorsunuz ki kaçtığı yerde kalsın. Evden gittiği zaman zannediyorum kardeşime gitti. Çünkü bir oraya gidiyor bir bana geliyordu. Beyefendi ben diyorum ki aklı başında koskocaman yetişkin insanlarsınız. Niye zannediyorsunuz? Biz ama takip edemiyoruz ki. Niye edemiyorsunuz? Sizde kalıyorsunuz, dolayı... siz takip edin. Sizde kalıyorsunuz, siz takip edin. Lafını tüketiyorum. Biz zaten kardeşimle de konuştuk arabada gelirken. Biz yani ben bir tane daire açacağım anneme özel. Buna güzel de bir bakıcı tutacağım. 7-24 başında olacak. Biz annemi buradan almaya geldik açıkçası söylemek gerekirse yani. Biz abi. Burada annemi kimseye sahipsiz bırakmayız yani. Ben ona özel bir bakıcı tutacağım. 7-24 gerekirse 3 tane tutacağım. 8 saat dönüşümlü çalışsınlar. Ama annemi kesinlikle başı boş bırakmayacağım. Ben ilgilenemiyorsam maaşla eleman tutacağım. Onlarla ilgilenecek. Ben annemi buradan almaya geldim. Kararlıyım yani. O Onur'la da konuşacağım. Bilmiyorum nerede şu anda onu göremiyorum. Ne yapacaksınız Onur Bey? Bilmiyorum yani. Bana niye ulaşmadı? Bana ulaşabilirdi. Çok ulaşmaya çalışmış beyefendi. Benim adresim belli. Nişantaşı'ndayım. Yakın arkadaş mısınız? Olur mu? Mimar Korhan deseler eskiden... hemen bulurlar beni yani. İşte Mimar Korhan'ı bulamamış taksi şoförü Onur Bey. Benim çalıştığım yeri biliyor. Oraya da gelebilirdi. Gelmiş. Hepinize ulaşmak için bildiği her yere gitmiş Onur Bey. Ulaşamamış sizlere. Bulamamış sizi. Ama bu hep bunlar abim İlhan'ın... suçu yani. Bize de niye haber vermiyor? Bende değil niye demiyor bravo, ki bize? Bravo. Şu an aranızda tek burada olmayan abiniz İlhan Bey ama ve şu an suçlu onda ama. Olduğunu biliyorum ben. Çünkü onun eşi çok titiz. Anneme de düşkündü. Çünkü çocukları da yoktu. O da anneme bakıyordu. Yani ona bir meşgale gibi. Ben öyle düşünüyordum yani. Ya size bir şey söyleyeceğim. Eşleriniz annenizi sever mi? Evet. Tabii tabii sever. Bizde kaldı aylarca. Yani ona ben de ayrı oda açtığım... Televizyonunu, her şeyini kurdum tam sistem. O televizyon kondu mu sorun halloluyor zannediyorsunuz anladığım kadarıyla. Hayır, şimdi yani bir şeylerle ilgilendim. Canı sıkılmasın diye yani. Evde iki kişi olduğumuz için eşim de doktor benim gibi. Evet. O da işe gidiyor, ben de gidiyorum. Akşamları nöbetler oluyor. Ondan dolayı tam fazla ilgilenemiyoruz. Eve geldiğimizde bir gün annem evde, bir gün bakıyorsun bir hafta yok evde. Ha diyorum kardeşime gitti. Öyle o kendi yüzden, kendinize şey mi diyorsunuz? Şey gitti mi diyorsunuz? Aynen çünkü annem bir gidiyor, geliyor. Belediye kaç defa annenizi sokaktan almış biliyor musunuz? Hiç bilmiyorum. İşte bilsem olayların ben buraya gelmesine asla müsaade etmem. Bilsem mi? Beyefendi ben biliyorum. Siz nasıl bilmiyorsunuz çocuğu olarak? İşte ben hep abimin yanında olduğunu düşünüyordum yani. Aynen. Annenizle ben annemi görmek istiyorum. Evet, annemle görüşmek istiyorum. Ne yapacaksınız şimdi? Son kararı alacaksınız ve bakacaksınız. Ben götüreceğim. Ben onu ayrıya bakacağım. Bakıcı tutacağım, ona bakacağım yani. Bugüne kadar niye yapmadınız? Bundan sonra yapacağım. Bundan sonra yapacağım. Ben annemi sahipsiz bırakmam. Ben öyle bir evlat değilim. Birlikte alıp götüreceğiz annemizi. Nasıl bir evlat değilsiniz? Ben öyle bir evlat değilim annesini yani. Annesini sahipsiz bırakacak bu hale değil. Geldiğini bilseydim ben bunu kesinlikle müsaade etmezdim. Ama işte bu hale gelmiş. Ben bu halden sonrasını zaten asla ona yaşatmam. Ben her şeyi unutturacağım anneme yani. Aynı şekilde biz de. Siz de. Aynen. Gidelim mi anneniz? Gidelim. Lütfen gidelim. Lütfen. Görelim buyurun. Annemizi. Sabır. Onur sen ne arıyorsun kardeşim burada? Ne demek ne arıyorsun ha? Ya? Ne demek ne sana arıyorsun? Sana ne kardeşim bizim iç işlerimizden falan? İki senedir falan. Sizin anneniz sana sokakta ne yapıyor ne ediyor? Kardeşim. Ne demek sana ne? Sana ne? Sana mı düştü tatlı? Öyle tatlı bir şey olabilir mi? Ne demek ya? Okumuşsunuz adamı. Sen niye bana ulaşmıyorsun ki? Böyle adamlık mı olur? Kardeşim var burada ben varım niye bize ulaşmıyorsun? Bu annem ne yapıyor diye bir merak eder insan. Ediyoruz. Ne nasıl merak ediyorsun? Ediyoruz kardeşim. Sana merak ne ya? Merak etseydiniz iki seni ilgilendirmez. Bu kadını seni ilgilendirmez. Ne halde olduğunu seni sorardınız. İlgilendirir sen beni. Vicdanen ilgilendirir. Babası kimsin sen ne ya? Demek yani? Ben de onu evladım biliyorum. Burada iki tane oğlu var. Ben oğlum, de onu bize niye ulaşmıyorsun ya? Hayret ne ayaksın ya? Sen çok aradım sizi. Nerede ulaşacağım size? Nasıl aradım? Annenizi niye sormuyorsunuz iki senedir? Bu ekip bize ulaşmıyor. Niye abimle kaldığını biliyoruz ya. Sana ne? Sana hesap mı vereceğiz ya? İki senedir abimle anne, sorardı. Sen hiç merak etme. Seni alacağız biz buradan. Almaya geldik. Bravo. Evet. Fark ettiniz mi annenizi? Bakın iki senedir görmediğiniz, sokaklarda, parklarda, banklarda yaşayan anneniz Seher Hanım. Anneciğim nasılsın? Seher Hanım oğullarınız Korhan Bey, Ayhan Bey. Anne ne? Sen ne yaptın ya?
Ne yaptım oğlum? Bizi rezil ettin Halil. Neden rezil ettim? Anne biz sana telefon almıştık. Sen bizi arayabilirdin. Neden aramadı? Ben bir şey yapmadım. Ben buraları bile bilmiyordum. Sağ olsun o da benim oğlum. Geldi, araştırdı, soruşturdu. Ben ilk defa geldim. Ben buraları hiç ne bilirim ne geldiğim yerleri hiçbir şey bilmiyorum. Ben geldikten sonra her şeyi öğrendim. Sen neden aramadın bizi? Ben iki senedir neden sizi arıyorum. Abini katıldım. De arıyorum. Diğer abini de aradım. Ama ben size bir türlü ulaşamadım. Nasıl ulaşamadın? Sağ olsun Avha Hanım'la size ulaşmak istedim. O şekilde annenizden haberdar olun diye ulaş. Çünkü bu kadın benim de annem. Biz sizle beraber büyüdük aynı evde. Biliyorsunuz. Evet. Ama iki senedir bir hastanede çalıştığımız. Ya bu kadın ya. Ya tamam uzatma kardeşim. Biz Avha Hanım'la da konuştuk zaten. Alacağız seni. Ben sana özel bir apartman dairesi açacağım. Yanına da bir bayan arkadaş tutacağım. Sana arkadaşlık etsin. Hizmetçi tutacağım sana. Her şeyini yapacak senin. Her şey neye girenecek. Kardeşimle beraber de sırayla geliriz. Torunun gelir. Biz ne seni zaman? Artık sahipsiz çıkarmayacağız bu saatten sonra yani. Ne zaman? Yani en kısa zamanda. Ne zaman o en kısa zamanda? Yani 3 gün, 5 gün en kısa zamanda. En kısa zamanda yani. Mesela hemen yarın başlıyorum bu işe yani. Anneniz Seher Hanım bugün şimdi sizinle gelmeyi kabul ederse gidiyor musunuz birlikte? Zaten evet, evini alacağız yani. Daireye yerleştiremesek bile ben de kendi evimi alırım şu anda. Daha önce sizin evinizdeymiş gitmiş. Olsun yine alırım. Yine alırım, yine bakacağım yani. Onu anneme özel bakacağız. Bir hizmetçi tutup evini açana kadar birkaç gün bende kalır. Olmazsa kardeşimde kalır. Biz bir şekilde bir zaman ederiz yani. Hanginizde kalır? Annem hanginizde kalmak isterse onda kalır. Benim için evlat ayrımı yok ki. Hepsi aynı ama ben biraz o... Anneciğim olmaz bak. Torunum da seni çok özledi. Babaannem niye gelmiyor? Hayır, diye iki seneden beri. Hayır, o anlamda demiyorum. Sen beni anlayabildin mi? Bilmiyorum. Ben de bir anlayabilsem Seher teyzeciğim. Canım şimdi... Bu oğlum biraz sinirli. Hiç belli olmuyor. Biraz sinirli. Bu sakin. Ha sinirli olup bana bir şey yapıyor mu? Hayır. Asla. Bana bir saygısızlığı falan olmadı. Ama olmuyor. Ev üstüne olmuyor. Olmuyor yani. Erbağlı ecelden lefik alemden lefik alemden. Bu senin çocuğun da olsa aynı, kızın da olsa aynı, oğlun da olsa aynı. Değişen bir şey olmuyor. Oğlunun yanında elin kızı var. Kızın yanında elin oğlu var. Haksız ne yaptınız mi? Annenize, evlerinize? Bir şey yapmadık. Anne benim bilmediğim neler oluyor evde? Oğlum zaten her şeyi biliyorsun. Ne biliyorum? Biz o evlerde yaşarken ben öbür odadan duyuyordum konuşmaları. Beni istemediğinizi. Bir günümü 100.000 zara yazmışlar. Dünyayı severler. Yok horluyor, çocuk uyumuyor. Yok işte altına kaçırıyor, bilmem ne oluyor. Bunları ben duyuyordum. Deli değildi. İnsanoğlu gamdan. Ben neden kalayım orada? Her birini bir efkara yazmışlar. Seher teyzeciğim. Efendim kızım. Şimdi oğulların diyorlar ki biz annemize bakarız. Kimseye ihtiyacımız yok. Onu alıp götüreceğiz. Gitmek istiyor musun oğul? İstemiyorum. Nedir bu sevdanın nihayetinde nihayet? Peki ne yapacaksın? Ne istiyorsun? Biz sana yardımcı olalım. Aa kızım ne yapacağım? Yine o parka mı döneceksin? Bakta evet, mı yaşayacaksın? Döneceğim. Evet oraya döneceğim. Orada mutluyum ben. Herkes diyarında muhabbetinde bilmem bizi neci. Seher teyze. Efendim. Sen benimle gel. Sen benim bir annemsin. Biliyorsun benim yeni bir çocuğum oldu. Hem sen bu konularda daha deneyimlisin. 3 tane çocuk büyüttün. Yani benim çocuğum da senin bir torunun. Sen benim zaten annemsin. Bu kadar zaman annelik yaptın bana. Benim de sana yani bir evlat olarak yanaşmama izin ver. Benimle beraber kalmanı istiyorum. Rica ediyorum seni. Olmaz olmaz anne. Sen bizimle gel anneciğim. Sizle gel. Sen bize gel. Gelmeyeceğim. Gel anneciğim lütfen rica ediyorum seni. Hayır gelmeyeceğim. Sizle gelmeyeceğim. Güvenemem servetime malıma. Seher teyzeciğim şöyle yapalım mı?
sen istersen. Bak Onur Bey senden yardım istiyor. Tamam ben Onur Bey'e evet diyorum. Küçücük bir evladı var. Evet. Onur her zaman benim yanımdaydı. Eşim öldüğü zaman, yalnız kaldığım zaman. O zaman evlatlarım neredeler? Ser teyze zaten benim annem. Sen git onlara annelik yap. Ha bak, diyelim ki sen sıkıldın, bunaldın, bir şey oldu. Hemen ara beni, tamam mı? Yine yanımıza gel. Yine bir çaresini buluruz biz. Olur mu Seher teyzeciğim? Olur canım. Sağ ol kızım benim. Sen sağ ol Seher teyze. Çok teşekkür ederim sana. Sen sağ ol. Anne oldu mu şimdi bu? Bizi kötü evlat yaptın görüyor musun? Bütün milyonlar bize şimdi aklımıza ne düşünecekler yani? Gel bizimle gel anne. Gelmeyeceğim. Anne ne yaptın sen? Bizimle neden gelmiyorsun? Ne yaptım oğlum? Rezil ettin anne bizi Türkiye'ye. Kötü ne? Evlat yaptın bizi. Oğlum zaten herkes her şeyi biliyor. Bizimle gel. Gel. Hayır gelmiyorum. Hocam. Hadi gel oğlum gidelim. Gibi dağda dolaşır. İnsanın iyisi talihin kötüsüyle belli olur. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın. Hayatta her zaman bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.